yarışmacı bir insanla yaşamak nasıl bir duygu? Ne zaman evleniyorsunuz? En protein dolu tarafınız. Soruların %80'i nasıl tanıştınız? Onu en sonunda açıklayalım. Tamam. Yalnız. Açıklayalım. Evet arkadaşlar, bugün Instagram'dan sizden sorular istedik. Burada Emre ile arkada ses. Yeah buddy. Onları yanıtlayacağız. Hadi başlayalım. Evet, hazır mısın? Hazırım. Soruların %80'i nasıl tanıştınız? Onu en sonunda açıklayalım. Tamam. Yalnız. Açıklayalım. Tamam. En son yanıtlayacağım onu. Tamam. Lan çocuklar, lan! Doğal bir ortama geldik. Her yerde araba sesi vardı. Tamam, çocuk sesi olsun burada yani artık. Yaklaşık... Araba ve motor sesinden gına geldi. Biz de mekan değiştirdik. Yaklaşık 4 tane mekan değiştirdik. Evet. En son dedik ki böyle olmayacak, bir parka gidelim. Bir şey yapacak bir şey yok. Evet, hızlıca soruların cevaplarını vereceğim. Tamam. Emre'nin en sevdiğin huyu nedir demiş. Rahat 6 lira, 12 6 lira, 30 6 lira. Emre'nin en sevdiğim merhametli olması. Onun pamuk kalbini, belki binde birini siz videolardan, arkadaşlarıyla anlaşmasından görüyorsunuzdur ama gerçekten çok küçük bir kısmını görüyorsunuz. Hani onun kalbinin içinin güzelliğini ben seneler içerisinde gördüm. Çok daha fazlası, çok daha derini yani, öyle söyleyeyim. Hangi vitamin takviyelerini kullanıyorsun? Olmazsa olmazın var mı? Nedir varsa? Var. Genelde multivitaminleri tüketmeyi tercih ediyoruz. Ama olmazsa olmazımız C vitamini kesinlikle. Aynen. Çünkü onu da açıklayayım. Tamam. Özellikle bu pandemi döneminde bağışıklık sistemimizin yüksek tutmamız gerekiyor. Ve yağ yakımı içinde uzun vadede ufak da olsa bir etkisi var C vitamini. Evet. Ta Şimşek demiş ki, Fellas protein bar iyi mi? Protein bar olanı bence iyi, fiyat performans olarak uygun fiyatla tadı da güzel. Badenlisini tercih ederim. Zaten protein bar karşılaştırmasını denemiştik. O videodan görüşlerimizi izleyebilirsiniz. Makrolar için hangi programı kullanıyorsun diye sormuş. Evet, son Osman videomda Mert. Zaten böyle makrolara değindiğim bir günlük beslenme rutinimi gösterdim. Evdeyken yaptığımı. Ben Fat Secret uygulamasını kullanıyorum. Fitness Pal gibi bir uygulama daha vardı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, ama ben onu kullanıyorum. Bulk yapanlara önerilerin nelerdir? Söyleyeyim, yaktığın kaloriden en az 500-600 kalori daha fazla alman gerekiyor. Daha sonrasında karbonhidrat tozu deneyebilirsin. Çitler yapabilirsin ama çok şekere girme. Ama çitlerle de güzel değerlendirilir. Evet, çitler iyi. Ama yani şekerde meyve şekeri yiyebilir ama, değil mi hocam? Kesinlikle. Fruktoz. Ama yağlı yapıya sahipsen de gerçekten şekere girmeden daha temiz bir süreç geçirmen senin için daha, evet, iyi olur. Sadece temiz makrolardan yüksek dediğim 400-500 kalori daha fazla alarak clean bulk yapabilir. Şey sormuş. Yağ yakmanın en kolay ama bilinmeyen yolu. Böyle bir şey mümkün değil. Sen hocam biraz bahset. Böyle bir şey mümkün değil. Yani en basit yoldan ve en bilinmeyen olması biraz kendisiyle çelişiyor zaten. İnsanlar bunun için çok fazla mesai harcıyor yağ yakabilmek için. Ama doğru formüllerle, yani beslenme ve antrenman düzeninin çok iyi ayarladığında zaten kalori açığıyla çok güzel yağ yakımı mevcut. Evet, süper yok. Pre-workout mu yoksa filtre kahve mi? Pre-workout. Daha efektif olmasını istiyorsanız pre-workout. Çünkü içerisinde sadece kafein yok. Betalenin vesaire, başka arginin, ekran maddeler, arginin de olduğu için pre-workout. Tabii. Kardiyo antrenman sonrası mı, öncesi mi? Cevaplarsanız çok teşekkür ederim. Cevaplarsanız da canınız sağ olsun demiş herhalde. Sonrası? Tabii ki de sonrası. Çünkü öncesinde yapsa... Enerjim kalmaz açıkçası. Ben yapamam yani, kendimden baz alarak yola çıkıyorum. Kardiyo ile enerjimi bitirsem ağırlık antrenmanlarına bir enerjim kalmaz. Aynen öyle. Ne zaman evleniyorsunuz? Bu soruluyor ve çok da yanlış bilinen bir şey. Bizi evli sananlar var. Bilmiyorum, çok farklı mesajlar geliyor. İşte en sevdiğimiz evli çift falan. Biz evli değiliz arkadaşlar. Şu an bu sizi üzebilir, bu yanlış bilenler. Evlenme aşamasındayız. Evlenme aşamasındayız. Şu an nişanlıyız. Sesini şöyle bir at. Şu an nişanlıyız arkadaşlar. Biz de tam olarak ne zaman evleneceğimizi bilmiyoruz. Seneye artık bu pandemiye göre kendimizi nasıl organize ederiz bilmiyoruz ama zaten haberiniz olur sizin de. Antrenmanlarda tükenişe gitme olayı
her set veya her antrenman yapılmalı mı? Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Bence yapılmamalı. Bu kadar. Ben öyle bir açıklama bekliyorum ki böyle felsefi falan. Onlar beynimin içinde döndü ama uzun geldi anlatması, o yüzden bu kadar. Bu arada bence de yapılmamalı. Ben de açıklamıyorum, hadi bakalım. Eklem bir yere kadar, tendon bir yere kadar. Hani vücut atrofi olacak, hani aşırı aşırı böyle sürekli ağır çalışarak hani şey olacak ya. Yani. Aylık olarak beslenmeye ne kadar ayırıyorsunuz? Hiç hesaplamadık aslında. Ben de hesaplamadım. Bir de benim yani değişik ürünler aldığım için. Evet, Sena için aylık 15 bin lira. 15 bin lira. Hüzün. Ya şaka bir yana. Bilmiyorum, gerçekten hesaplamadım bunu. Merak hesaplamayı ettim şu an. Evet, bunu bir hesapla, buraya bir yaz buraya. Bu yazı tamam, geçsin. Tamam, bunu bu bir detaylı bir şey hesapla. Yazarım. Hesaplayabilirsin. Kendi makrolarını yaz. Ekstra aldığın şeyleri yazmana gerek yok. Yani onları da ekleye de istiyorsun. Mental olarak kötü hissettiğinizde kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Seviliyorsunuz demiş. Genelde zaten ben antrenmana kadar kendimi yolda sürükleye sürükleye götürüyorum. Evet, disiplin mi be? Ama size gerçekten şöyle söyleyeyim. Giyiniyorum, şöyle bir aynaya bakıyorum ya. Benim için bu. Sorun cevabı bu. Kendimi överken ben. Kendime bakıyorum ya. Diyorum ki iyi ki gelmişsin bugün. Biraz garip. Senin için de önemli bir soru. Sen nasıl çok disiplin gerektiren bir iş yapıyorsun? Nasıl mentaliteyi sağlıyorsun? Yani basıyoruz be. Basıyoruz be. Tabii. Her antrenman 5 kilo daha fazla yapacağım diye gidiyorum. Her antrenman 5 kilo daha fazla yapıyorum ama artık işin yolun sonuna geldi. Daha çıkmıyor arkadaşlar. Furkan'ın eşi falan beraber takılıyorsunuz mu demiş. Evet. Yani tabii ki de beraber zaman geçiriyoruz birlikte, evet, sürekli zaten. Yani tanıştığımızdan beri Aylin'le biz çok yakınız. Özellikle onlar evlendikten sonra bayağı yakın olduk, komşu gibi olduk. Aynen. Biz sürekli görüşüyoruz onunla. Yani genelde çift görüşüyoruz zaten ama gidip geliyoruz birbirimize. Bayağı da iyi aramız yani. Ona öpüyorum bakalım. Evet. İzliyordur şu an. Şimdiki bilgileriniz olsa spora başlarken neleri yapar, neleri yapmazdınız? Ben söyleyebilir miyim hocam? Söyle. Ben yaptığım bütün hataları tekrar yapmak isterdim. O da iyi. Çünkü bugünler o getirdi. Kesinlikle. Evet, sen? Bilmiyorum, bazı şeyler gerçekten tecrübe ettikçe, bilgi sahibi oldukça disiplinimde bazen oynamalar olduğunu düşünüyorum. Ne bilmeden gibi? Daha iyi yapıyordum sanki. Çünkü sadece seni dinliyordum. Şimdi kendim de işin içine girince birazcık böyle. Her zaman beni dinlemen gerektiğini biliyorsun ama. Biliyorum. İşte dinlemiyorsun. İşte kendi senin başıma ayı. Yapınca bazen sapıyorum yoldan, öyle söyleyeyim. Maddi imkanlardan dolayı az protein fakat yüksek karbonhidrat ile beslensek ve idmanı güzel yapsak gelişim olur mu? Bu soruyu sen cevap. Gelişim kesinlikle olur. Zaten proteinin fazlası, yani kilo başına en az 1.2 falan alıyorsan kafi. Onun haricinde gereken karbonhidratı yüksek şekilde alırsan gelişim her zaman olacaktır. Tabi burada yağ makrosu da çok önemli. Değil mi hocam? Yağı seversin. Avokadocu evet, sen. Bu soru beni biraz üzdü ya. Yarışmacı bir insanla yaşamak nasıl bir duygu? Camianın best couple, best çifti sizsiniz bu arada. Teşekkür ederiz. Birlikte yaşamıyoruz. Evet, şu an yaşamıyoruz ama yaşayacağız inşallah. Evet, o zaman da görüşlerimi tekrar size aktarırım. Ama yine de sürekli birlikteyiz. Zaten Emre de evde değil, hep sürekli dışarıda ve sürekli benim yanımda. O yüzden şöyle söyleyeyim, yarış sürecinden bir şeylerden bahsedeyim. Birazcık zor. Özellikle diyet kafasına tam girdikten sonra sıkıntı oluyor. Yani sana karşı bir şey olmuyor ama o suratının düşüklüğü bile insanı bazen üzüyor. Hani ben mi bir şey yaptım, bana karşı mı böyle diye. Ama yani bunlar aslında tatlı şeyler. Ben bile şu an yarışmasını isterim. Özledim o halleri. Yani kamerayı kapattıktan sonra asla yarışma istemiyorum. Emre anket koyuyor, yarışayım diye, ben hayır'a tıklıyorum. Harbiden öyleydi bu arada. Evet. Ramiz, meyve tüketimi nasıl olmalı diye sormuş. Ya aşırıya da kaçmayın ya. Şimdi bir de meyvelerin bile kendi içinde fruktoz oranları değişiyor. Tabii. Su oranları, fruktoz kesinlikle oranları. Kesinlikle. Ya mesela yani, bir yeşil elmayı her gün tüketebilir bence ama bir muzu her gün tüketmemeli. Yani biraz da vücut yapısına bağlı. Muzun durduğu gün sayısında bile şeker oranının yükselişi artıyor. Yani olgunlaştıkça. Evet, olgunlaştıkça şeker oranı
yükseliyor, ona göre dikkat edelim. Çok olgunlaşmamış muzları mesela tercih edelim. Bence yeşil elma ya da ananas, tabii ki de cüzi rakamlarda her gün tüketilebilecek. Evet, ananasın yağ yapıcı özelliği de var. Aynen, yeşil elmanın da aynı şekilde. İktarına göre değişiyor. Tüketilebilir. Bu sporda en çok zorlandığın an diye sormuş. Biraz genel bir soru da. 200 kilo bench. Ya. 4 tekrar yaptın Allah'a. Ya işte Allah böyle bir şey ya. Senin ne bileyim aklıma o geldi. En son en çok zorlandığım an şeydir ya, yarışmaya bir hafta kala. Bir hafta kala değil de 2 hafta kala bak. O ikinci haftadan birinci haftaya, bir hafta kalaya geçiş en çok zorlandığım andır, en çok aç kaldığım andır. Benim de diyet, öyle söyleyeyim. Sporda mı demiştik? Genel yani olarak, genel tabii ki de beslenmeyi de kapsadığı için bunu rahatlıkla söylüyorum. Beslenme konusunda diyetlerde ben kesinlikle sıkıntı yaşıyorum, bu bir itiraf. Ama yapıyor. Yapıyorum, seviyorum. Kısa antrenmanda mı yoksa uzun antrenmanda mı gelişim daha iyi olur demiş. Kısa antrenman. Bence de kısa antrenman. Kısa ve öz antrenman. Yani iyi çalışılmış kısa antrenman. Evet, kısa deyip yani işte yarım yamalak bir antrenmandan bahsetmiyoruz. Kreatini nasıl kullanmalıyız diye bir soru gelmiş. Sena Hoca. Şöyle bir ay bir kullanım yapabilirsiniz. Günde 3 ila 5 gram arasında. Sonra böyle bir 5 gün ara verip tekrardan bir ay daha devam edebilirsiniz. Yani günün herhangi bir belli saati olması gerekmiyor. Gün içerisinde tüketebilirsiniz. Yani unutmamak için antrenman öncesi içersiniz işte. Biraz da motivasyon olur. Bulk döneminde ne kadar zamanlı bir çit yapılabilir diye sormuş bir arkadaşımız. Bulk'ta zaten yüksek kalorili beslendiğiniz için öyle özellikle bir çite zaten gerek yok. Ama moral motivasyon açısından haftada 1-2 kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Aynen, kısa ve öz. Zaten Bulk'ta dediğin gibi yüksek kalori tüketiliyor. Gerekli makroları aldığı sürece ekstra çitin ona bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Evet. Bu arada sorular şöyle bir göstereyim de. Şöyle bayağı bir sorumuz var. Şu an bu story atalı 2 saat falan oldu. Kilo verirken neler yapmalıyız? Neleri yapmalıyız? Ben telaffuz ettim. Biraz yanlış yazmış arkadaş. Günlük yakta kaloriden 400-500 daha azını alacak. Bunu antrenman ve kardiyolarla da destekleyecek. Aynen. Bol bol su içecek. Bol yeşillik tüketecek. Tuz tüketimine dikkat edecek. Kardiyo, bulk ve definasyonda ne sıklıkta yapılmalı? Bulk dedin. Bulk'ta ve definasyonda ne sıklıkta yapılmalı? Bence hani her gün yapabilir ya. Her gün yapabilir, ona göre beslenir. Ona göre beslenme düzenleyebilir. Kardiyo iyidir. Kardiyovasküler, vücudun kardiyovasküler yönünü güçlendirip aynı zamanda temiz, yağsız kalmayı destekler. Nefesi açar, kondisyonu artırır vesaire. Emre kardiyo sever bu arada. Asla yapmam. Şeker takıntısı neden? Sonuçta tüm karbonhidratlar şeker. A, S, D, G, H, 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 J, J. What the fuck? Sporcular böyle bakıyor. Ne? Geç şu soruya. Kalori hesabı yapmadan vücut geliştirmede iyi yerlere gelinir mi? Zaten belirli bir makroların olsun, o yediğin pirinç üzerinden bile değişiklikler yaparak bunu sağlayabilirsin. Tabii. Mesela 300 gram pirinçle başladıysan 400'e çıkartırsın, 500'e çıkartırsın vesaire. Matematik işi yani. Tamam. Matematik. Biraz da ben okuyup cevaplamak istiyorum. Abla Emre abiyle nasıl başa çıkıyorsun yemekleri ve benzeri demiş. Ben okumuyordum öyle şeyleri. Nasıl başa çıkıyorum? Yemeklerini ben yapmıyorum. Emre bu konuda gerçekten çok güzel bir disipline sahip. Kendi yemeklerini yapıyor. Kendisi yapıyor. Yani tabii ki de ailesinden, kişilerden de yardım alıyor. Sağ olsun, onlar da çok istediğinde yapıyor. Çok gelmez. Ben genel olarak hani böyle şekersiz tatlı kısmına bakıyorum birazcık. Onun dışında ileride artık ortak yapacağız yemeklerimizi. Her insanın hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Sizin nedir? Cevapla. Evet. Benim dönüm noktam herhalde ayağımın kırılmasıdır. Dövüşü bırakıp vücut geliştirmeye yönelmem, evet, ve buralara gelmemiz. Şampiyonalardan kategori değiştirerek başka şampiyonalara hazırlanmaya başladım. Evet. Senin dönüm noktan nedir peki? Benim dönüm noktam seninle tanışmak. Sen de o vesileyle yani bence etrafındaki birçok insana gerçekten örnek oldum ve hani spor hayatı başladı birçok insan için. O kişilerden biri de benim. Hadi bakayım. Bir bölgeyi haftada bir kere çalıştırmak doğru mu? Ben öyle yapıyorum demiş.
Yani yine kişiden kişiye değişir fakat çok eksik bir bölgen varsa haftada iki kere çalışıp ve o günlerde mesela diyorum omuzun çok eksikse haftada iki kere omuz çalışıp o günlerde yüksek kalori alabilirsin. Bu senin artına olacaktır. Evet, eksik bölgeler için bunu söyleyebiliriz. Vücut derisinin kaliteli olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Kaliteli olması için yapılan şeyler var mı? Yine beslenmeden geçiyor yolu çünkü nasıl bir bak geçirirsen yine definasyonda aldığın sonuçlar kas kalitesi ve deri kalitesi bunlardan belli olmuyor mu zaten? Evet, yani vücudunu şey kilo alacağım diye çok sivilcelendirmek falan bunlar hep deri kalitesini bozan şeyler. En protein dolu tarafınız. Bu nasıl bir soru ya? En protein dolu. Bilmiyorum neresi? Bisepsi. Senden çok çok eski senelerde bir arkadaşım vardı. O bu kişi aynı zamanda Emre'nin de ta çocukluktan bir arkadaşı. Şöyle oldu. Emre'yle bir gün oturuyorlarmış. Ben de bu kısmı Emre'den duyduğum için anlatıyorum ama tekrar anlatır size. İşte Twitter'da beni görüyor. Ondan sonra işte bu kim falan filan diyor. İşte diyor dershaneden bir arkadaşım ha falan filan. Sonra Twitter'dan yazıyor. Ne demek? Ondan sonra o kadar saçma bir şey ki. Anlatacağım bu kadar detaya gireyim mi bilmiyorum. Gir ya gir. Bana yazıyor. Twitter'da da hala var mı bilmiyorum. O kadar artık kullanmıyorum ama. Konuşuyorsun ya mesajı sildiğinde iki taraftan da siliyor. Bana yazıyor. Ben işte cevap verdim. Bana o da söylemişti böyle bir arkadaşım hani konuşur falan diye. Mesajı silmiş Emre. Mesaj bende de gidiyor. Ben nasıl kızıyorum var ya hani. Ay yazıyorsun niye siliyorsun mesajı? Ben biliyorum benden de gittiğini mesajın. Aa ben bir deli oldum. Neyse biraz konuştuk falan. Biz böyle bir süre konuştuk. Ondan sonra olmadı yani bir şekilde anlaşamadık. Sonra konuşmayı kestik falan. Ne kadar bir süre girdi araya bilmiyorum. 2-3 ay falan. Bayağı bir süre konuşmadık yani. Sonra bir gün beni arkadaşım işte Taksim'de işte alışveriş yapmaya gidelim diye Taksim'e götürdü beni. Beyoğlu İş Merkezi'ne. Emre'lerin orada dükkanı var. Ondan sonra benim de aklımdan geçiyor ya görmeyeyim onu falan filan diyorum. Hani karşılaşırız belki ya falan diyorum böyle. Ondan sonra benim aşağı inmemle Emre'yi karşımda görmem bir oluyor. O da daha benden önce, beni görmeden önce birini bana benzetmiş. Sena'yı gördüm falan demiş. Aslında o kişi ben değilmişim ama bir sonraki gelen kişi ben oluyorum. Biz birbirimizi görüyoruz. Kaçıyoruz yani konuşmuyoruz, bir şey yapmıyoruz ve Sena orada bana böyle yaptı bir dakika. Kamerayı kendime çeviriyorum onu. Ne yaptı? Dur bir dakika. Böyle yaptı. Beni gördü. Böyle baktı, etkilendi. Böyle yaptı. Şimdi devam edebiliriz. Daha sonra ben şey yapıyorum hani arkadaşıma haber vereceğim ortak arkadaşımız ama böyle ağırdan alıyorum. Diyorum şöyle saat 4 gibi yazarım diyorum tamam mı? Emre de aynısını yapmış demiş ona ben de bir 4 gibi yazarım. Aynı anda falan yazık ya. Aynı neredeyse birkaç dakika arayla arkadaşımıza yazıyoruz. Ben Emre'yi gördüm o diyor Sena'yı gördüm diyor. Ondan sonra o da diyor ki hani yazın konuşun falan filan. Sonra Emre yazıyor. Öyle o gün biz o gün bugündür biz yani beraber. Twitter'ımda böyle geziyorum. Baktım güzel bir kız var. Girdim ama profiline. İsmi Sena. Neyse ben dedim buna yazacağım. Şey dedim arkadaşım. Haberin olsun dedim. Tamam dedi yaz dedi. Dershanede arkadaşım zaten. İyi dedim. Dırdın dırdın. Yazdım. Hemen anında bir saniye sonra cevap. Abla. Ben de o sırada silmişim mesajı. Mesaj gitmiş falan. Sonra kusura bakma mesajı sildim diye mesaj attım. Niye mesajı siliyorsun ya? Ben bilmiyordum ki ama. Neyse. Öyle biraz konuştuk şöyle yaklaşık böyle bir 20 gün falan sanırım. Sonra konuşmayı kestik. 2-3 ay sonra Sena'nın da dediği gibi pasajda bir tane kız gördüm. Sena zannettim. Kaçarken Sena'yı gördüm. Ondan sonra Sena bana selam verdi. O sevmeyince ayıp olmasın diye. Eyvallah ya, dedim. Ayıp olmasın diye. Eyvallah dedim. Ondan sonra yoluma devam ediyorum. Düşündüm dedim yazayım ya. Ondan sonra aynı anda işte falan böyle birbirimize yazdık, konuştuk. Öyle o gün
6,5 sene oldu ya. Geçti 6,5. 7 sene olacak neredeyse. Hala evet. Beraberiz. Allah bozmasın. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Ama iyi ki de böyle olmuş. Çünkü insanların bu dönemde birbirine güveni o kadar az ki. Şu an tanışsak, yani bu yaşımda veya ne bileyim daha sonra tanışsak belki böyle olmayacaktı. Yani. Kesinlikle böyle olmayacaktı bence. Çünkü bütün huyumuzu, suyumuzu işte birlikte büyüdük ettik falan. Bunlar çok önemli şeyler ve birbirimize bağlayan şeyler. Çoğu şeyi birlikte yaşadık. İyisiyle kötüsüyle o günlere geldik. Saygıyı hiçbir zaman kaybetmedik. Evet, bu şu tavsiyeyi de vereyim. Saygıyı kaybederseniz, aranızdaki saygı zarar görürse devam etmez. O yüzden saygınızı koruyun. Ve bunu da taçlandırdık. Evet. Bu şekilde sen hocam kapanışı alalım. Kapanış olsun mu? Laf yok. Yani soru cevap yapalım. Hani çekelim bilgilendirici diye. Bir soru cevap olsun. Çünkü sonradan geldi aklımıza. Hemen birkaç saatte gelen soruları yanıtladık. Hatta bir saat yani. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Kapanışı da bu şekilde yapalım. Umarım hikayeyi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Bir de o zili açın arkadaşlar. Unutmayın. Bildirim gelsin. Evet, bildirim gelsin. Videoları hemen izleyin. Lütfen beğenin, abone olun. Sizleri seviyoruz. Öpüyoruz. Kalın sağlıcakla. Birkaç tane çok güzel soru gördüm. O yüzden sen ayrıldın. Eksil olarak sana bunları da yanıtlarız mı ya? Evet. Madem gelmiş. Saçlarım da o kadar kötü ki. Çift yaptıktan sonra diyete nasıl dönmeyiz? Diyete dönmeyi nasıl sağlıyorsunuz? Şey dermişim, sürekli çift yaptığımız için. Temiz beslemiyoruz. Sena ablam evde antrenman için zift kahve tarifi çekiyor. Çekerim. Zift kahve tarifi çeksene abi. Tamam. Niye böyle bir şeylerin var? Bana niye söylemiyorsun? Birkaç alternatif de çekerim hatta. İşte makinede, French press'te sonra sadece böyle. Yeni tarifler gelir mi? Kesin. Gelecek. Yeni tarifler gelecek. Kardeşim bu yemeklerle nasıl göbek yapmıyorsunuz anlamış değilim. Bunu herkes soruyor Emre'ye. Bütün bunları paylaşıyorsun işte nasıl göbek yapmıyorsun, nasıl yağlanmıyorsun falan. Çok sağlam antrenman yapıyoruz. Üzmeyin bizi. Yalan mı? Ya canını çıkartıyor antrenmanda. Sabah kardiyosundan önce BCAA içmek yağ yakımına engel olabilir mi? Tabii ki de olmaz, hatta destekler. Güzel, hoşumuza giden soru var. Ne oldu şimdi? Bu kadardı. 4-5 tane bu kadardı. Güzel. Bunları ekstra da eklemek istedik. Yani hoşumuza gitti o yüzden.